İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile röportaj. Batı Ermenistan'da kuraklık içme ve sulama sularını vurdu. Artsakh'tan yerinden edilenler için yaklaşık 650 müstakil ev inşa edilecek. Erdoğan sel korkularını saklamaya bile çalışmıyor. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki 5000 yıllık kutsal ocaklar. Araştırmaya göre bütün kedi ırkları içerisinde en saldırganı Van kedisi. Eçmiadzin ana katedrali Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını temsil eden belgesel bir sergi düzenledi. Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV televizyonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Doğu Ermenistan'da şu anda geniş çapta tartışılan sınır belirleme ve sınır çizme konularını ele aldı, bu konunun olası gelişmelerine ve Batı Ermenistan üzerindeki sonuçlarına değindi. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan kitaplarda ve haritalarda yıllarca Batı Ermenistan'ın Türkiye toprakları olarak belirtildiğini de vurguladı. Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin endişelerini ve mevcut durumdan dolayı kendilerini ilgilendiren sorunları aktardı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da baraj suları çekildi. Kent merkezinde içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor. Çiftçinin ürün kaybı %60'a ulaştı. Yetkililer göletlerin ölü hacim denilen seviyeye düştüğünü ifade etti. Son 50 yılın en sıcak ve en kurak yılı ve dolayısıyla ister istemez tüm kaynaklara yansıyor. Maalesef barajlar kuruyor, etrafındaki barajların önemli bir kısmı kurumuş. Su kaynaklarından çok ciddi bir kısıtlılık var. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı, Artsakh'ın Azok, Drahtik, Karindak ve Avedaranos köylerinden yerlerinden edilen vatandaşlar için yaklaşık 650 müstakil ev inşa edileceğini bildirdi. Bu evler Askeran bölgesindeki Aygestan ve Noragüh köylerinin idari topraklarında inşa ediliyor. Yerleşimlerin inşası Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti hükümetlerinin mali imkanlarıyla gerçekleştiriliyor. Artsakh Devlet Başkanlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre ilk daireler 2022 yılında hazır olacak ve inşaatın 2023'te tamamlanması planlanıyor. Savaş sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçen bölgelerden toplam 9.396 aile veya 38.154 kişi yerlerinden edildi. En çok nüfus Hadrut'ta, en az ise Şamyan bölgesindeydi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere 19-22 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Biden ile konusu belirtilmeyen son derece önemli görüşmeler bekleniyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de reform inisiyatifi için konuşacak. O, Türkiye'nin öneminin büyük lige taşınacak kadar büyüdüğüne inanıyor. Ayrıca o, Suriye, Libya ve Artsakh'taki olaylardan sonra Türkiye'nin bölgesel sorunları çözmeye hakkı olduğunu da düşünüyor. Acaba bu böyle mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin emellerine karşı tutumu nedir? Biden'ın göreve başlamasından bu yana aldığı ilk kararlardan biri Ermenilere uygulanan soykırımı tanımaktı. Karar hakkında yorum yapan bir ABD Kongre üyesi, 1915'te olaylar hakkında tanıklık edebilecek hala hayatta olan insanların olduğunu söyledi. İddiaların ve incelemelerin hayaleti Erdoğan'ı korkutacak gibi görünüyor. Erdoğan'ın Ermenistan'a yönelik olumlu sinyalleri hakkında yorum yapan Konstantinopolis'te yaşayan bir yurttaşımız olan Kayuş Çalıkman Gavrilov, Erdoğan'ın hedefinin açık olduğunu söyledi. Yani Ermenilerin toprak ve maddi tazminatı taleplerinden kaçınmak. Artsakh'taki eylemler de bununla bağlantılıydı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın olası eylemlerine ilişkin korkularını gizlemiyor. Batı Ermenistan, Amerikan hükümet yetkililerinin tutumunu memnuniyetle karşılıyor ve Avrupalı mevkidaşlarını Erdoğan'ın politikasına tarafsız ve adil bir yaklaşım sergilemeye çağırıyor. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Çemişgezek ilçesinde 1968-1974 yıllarındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve 5000 yıllık olduğu tahmin edilen kutsal ocaklar, ocak aile kavramının önemini gözler önüne seriyor. Kalkolitik çağın sonu ile Tunç çağının başları olarak tarihlendirilen iki kutsal ocak, kentteki müzenin ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
yöreye ait inanç ritüellerinin bal mumu heykeller kullanılarak sergilendiği müzede kentin en eski tarihsel buluntularından taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler ve çeşitli madenlerden yapılmış eserler dikkat çekiyor. Böylece Batı Ermenistan'da insanlığın yaşam tarihi ne kadar eski çağlara dayandığı ve eski kültüre sahip olduğu görülüyor. Helsinki Üniversitesi'nde kedilerin karakterleri ve davranışları üzerinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. 26 farklı ırktan 4300'den fazla kediyle yapılan çalışmada en korkak mavi Rus kedisi olarak belirtilirken en saldırgan tür ise Van kedisi oldu. Dünyada en önde gelen kedi türlerinden kabul edilen Batı Ermenistan'a özgü Van kedisi de sıralamada yer alırken insanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldığı ifadeleri kullanıldı. Kutsal İçmiyazin Ana Katedrali basın departmanından bildirildiğine göre Uluslararası Din Özgürlüğü ve Barış Konferansı çerçevesinde Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garagi'nin kutsamasıyla Kutsal İçmiyazin Ana Katedrali'nin arşiv belgelerinden ve fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenlendi. Sergi, Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını 1933 yılında Piskoposluğun feshi, Sovyet yıllarında ve genel olarak Sovyet Azerbaycan'ın sınırları içinde bulunan Artsakh'ın Ermeni kutsal mekanlarının durumu, 1988'de Artsakh hareketinin sonucunda Piskoposluğun yeniden kurulmasını sunuyor. Açıklamada Ermeni patrikleri ile Kafkasya Müslümanların ruhani liderleri tarafından Rus Ortodoks Kilisesi patriklerinin dünya kilise örgütlerinin aktif katılımıyla imzalanan ortak açıklamalar dikkat çekicidir denildi. Ayrı reklam panolarında güvenliği ve koruması Rus barış güçleri tarafından üstlenilen Dadivank'ı ve Artsakh'ın yıkılmak üzere ve tehlike altında olan kutsal alanlarını sergiliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nahiryan adlı vokal topluluk tarafından seslendirilen Hamşen Ermenilerinin şarkısını sunuyoruz. Ergin kelish kuzi, astere pernush kuzi, usni kae mishnan het, kezi putenush kuzi. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.